Yok be abi. Vallahi güzel fotoğrafların ya. Yok be abi, sen onların söylediklerini ciddiye alma ya. Yani 3 ay önce başlamışsın. Demek ki aşırı yeteneklisin. Instagram'da direkt paylaşmaya başla bence. Müthiş müthiş. Mua. Hadi tamam. 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 Oldu. Hadi. Hadi görüşürüz. Bu videoda Lightroom'dan Instagram'a nasıl net fotoğraflar atabileceğinizi göstereceğim. Bana en sık gelen sorulardan biri de bu. Instagram'a fotoğrafımı atıyorum, fotoğrafın kalitesi düşüyor vesaire vesaire oluyor falan filan. Instagram'a ne kadar kaliteli fotoğraf atarsanız atın, Instagram onu sıkıştırıyor, küçültüyor. Yani insanlara daha sunulabilir hale getiriyor. Bu yüzden sizin de fotoğrafınızı ona göre ayarlamanız lazım. Burada gördüğünüz 4'e 5, yani Instagram'ın size tanıdığı en büyük çözünürlük diyelim. Bir insanın news feedinde en çok yer kaplayabileceğiniz şekil bu. Ben Instagram'ı hep bu şekilde atıyorum. Nadiren kare şeklinde atıyorum. Bu şekilde attığımızı varsayalım. Tamam diyelim. Daha sonra sağ klik yapıyorum. Export diyorum. Burada benim önceden ayarladığım presetler var. Bunları siz de yapabilirsiniz. Diyelim ki Instagram için olanı seçtim. Buradan aşağıya geliyorum. Kaliteyi %100 yapıyorum. JPEG seçili. Burada önemli olan, dikkat etmeniz gereken iki tane ayar var. Resize to fit açık oluyor. Bunu short edge seçiyorsunuz ve burayı 1080 yapıyorsunuz. Siz bir fotoğraf attığınızda kare olan fotoğrafı 1080'e 1080 olarak Instagram bunu zaten otomatik düşürüyor. Yani siz buradan kalkıp atıyorum sallıyorum 3000-5000 piksel bir fotoğraf atacak olursanız Instagram onu kendi kafasına göre küçültecek ve sıkıştıracak. Bu yüzden biz Instagram'ın yerine kendi işimizi yapıyoruz burada ve 1080 yapıyoruz. Böylece bizim yerimize kaliteye karar vermemiş oluyor Instagram. Biz kendi kalitemizi ayarlamış oluyoruz. Daha sonra resolution'da 72 yapıyorsunuz. Eğer baskı yapmıyorsanız, baskı almayacaksanız bunu böyle 200 lira, 300 lira çıkarmanıza gerek yok. Bunu 72 yapıyoruz. Ve burada sharpen for screen seçili oluyor ve amount'u high yapıyorsunuz. Ve daha sonra export yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz Instagram'da paylaşıyorsunuz. Yani siz Instagram'ın sizin yerinize karar verdiği şeyleri burada kendiniz ayarlamış oluyorsunuz. Önceden önlem almış oluyorsunuz. Böylece fotoğraflarınız patates olmuyor. Umarım bu video işinize yaramıştır. Sonraki videolarda görüşürüz. Ciao.